Yanımızda eski il başkanlarımızdan İhsan Küreci beyefendi var. Kendisi de aday adayı. Gerçi hepimiz tanıyoruz ama bir defa daha tanıyalım sizi, İhsan Küreci. Teşekkür ediyorum. Ben 1978 doğumlu Kale Tavaslıyım. 2002 yılından beri AK Parti'nin neferlerinden biriyim. Gençlik kollarından başlayıp ilçe yönetimlerinde bulundum. İl başkanlığıyla son süreci taşlandırdık. Geldiğimiz süreçte Türkiye yüzyılında ülkemizin bu büyüme ivmesine katkı vermek için en başından beri yapmış olduğumuz gayretleri bir daha göstermek için yola çıktık. Şimdi tecrübeli bir siyasetçisiniz. Evet. Bu aşikar. Biliyorsunuz geçtiğimiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı Türkiye. 11 ilimizi kapsayan ve etkileyen bir depremdi. Depremden dolayı biraz siyaset ara verildi. Bütün yoğunlaşmamız oraya oldu. Ve şu dönemde seçim takvimi biraz daraldı mı? Bu daralma size nasıl yansıdı? Sahaya nasıl yansıdı? Sahada çünkü siz varsınız, tecrübelisiniz, sahayı da okuyabiliyorsunuz. Bunun için neler söylemek istersiniz? Üstadım, işin açıkçası şöyle diyeyim. Hani biz seçim tarihiyle ilgili deprem bölgesinde topyekün özellikle Muğla olarak da biz çok gayretli çalıştık. Hem parti olarak hem Muğla halkı olarak. Seçimle ilgili muhalefetin yapmış olduğu seçim çığırtkanlığından dolayı biraz üzüldük. Evet. Yoksa biz AK Parti olarak seçim gibi bir derdimiz yoktu. Bizim tek derdimiz deprem bölgesindeki canlarımızın tekrar ayağa kaldırmaktı ülke olarak. Ama biliyorsunuz malum söylemlerde muhalefetin söylemleri savaş halinde iptal olmaz. İlla seçimler olmak zorunda. Söylemlerinden dolayı peki dedik yapalım. Ama biz bu dönem normal Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi normal bir seçim dönemi geçirmeyeceğiz. Biz daha çok yaralarımızı saralım, birlik beraberlik olalım, bütünlük olalım öngörüsüyle bu seçimlere hazırlanacağız. Biz yine aynı çizgimizdeyiz. Evet. Bu dönem bizim birlik beraberlik olmamız gereken bir dönem. Yani eğer biz ayrışırsak, biz toplumu birbirlerinden bu dönemde ayrıştırırsak biz çok savunmasız kalırız. Bizim bu ara bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız gereken bir dönem. İnşallah da bizim hiçbir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta seçimize gireriz. Halkımızın teveccühüyle tekrar o seçimden çıkarız. Çünkü halkımız biliyor ki 20 yıldır olduğu gibi yaparsa AK Parti yapar. Evet. Biz depremin yaralarını da biz sararız. Ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir sene içerisinde konutları teslim edeceğiz dedik. Temel atma törenlerimiz şu anda hali hazırda. Son Başbakanımız Binali Yıldırım olsun, bakanlarımız olsun, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atılmaya başlandı. Bunun yanında biliyorsunuz yerli ve milli savunma sistemlerimizde artık dünyada göğsünü gere gere oturan bir Türkiye var. Evet. Artık masanın kenarında değil, o masayı dizayn eden bir ülke konumundayız. Çok şükür sağımız, solumuz, önümüz, arkamız her yer kaynıyorken öyle bir denge politikası izliyor ki bizim Cumhurbaşkanımız. O 20 yıllık vermiş olduğu hafızayla kimse bölgede bizden habersiz oyun kuramıyor. Biz bunun bu dönem artık taşlandırılacağını düşünüyoruz. Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta halkımızın teveccühüyle biz ülke olarak oyun kuran ülkelerin başında geleceğiz. Kendi kendine yetebilen bir ülke olacağız. Kendi öz kaynaklarıyla dünyada kimseye muhtaç olmadan inşallah yürüyeceğiz. Evet, şimdi seçim takvimi başladı. Bugün bir temayül var. Temayül yoklaması, içeride yollamalar devam ediyor. Siz de buradasınız. Şimdi Muğla'nın gözünden baktığımız zaman Muğla'yı nasıl görüyorsunuz? Muğla'nın durumu nedir? Muğla'yı şöyle görüyorum. Buraya gelen mahalle başkanlarımız olsun, halkımız olsun, oy kullanmak olmayan ve sırf bizleri görmek için gelen vatandaşlarımız var. Onların yüzlerindeki samimiyeti görüyoruz. Ben 2014, 2015, 2016 yıllarında il başkanlığı yapmıştım. O dönemlerde mahalle mahalle gezdiğim için mahalle başkanlarımızın hepsi görür görmez böyle yüzünde bir gülücük açıyor. O benim için çok değerli. Ya ben Muğla'da böyle bir şey hissettim. Bir samimiyet hissediyorum. Muğla'da böyle bir sıcakkanlılık hissediyorum. Zaten Muğla'mızın en büyük özelliği odur bizim. Evet. Yani ben her zaman derim, Muğla'ya da elini masaya vurarak hiçbir şey kazanamazsınız. Gönülleri kazanmak lazım. Aynen öyle. Dokuna
gönüllere dokunmak lazım. Tabii. Bizim özümüzde de yörüklük var. Alıngan bir milletiz. Evet. Bizler gönlümüze dokunanın sonuna kadar arkasında dururuz. Yani o yüzden ben onu hissettim. Bence çok güzel bir temayül geçiyor. Evet. Sonunda çok güzel olacak inşallah. Peki son olarak vatandaşlarımıza ve seçmenlere neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız varsa iletmek istediğinizde. Valla ben burada özellikle vatandaşlarımıza şu dönemin tam birlik beraberliğin üst seviyede olması gerektiği yıllar döneminden geçtiğimizi söylemek istiyorum. Yani oy tercihiniz ne olursa olsun, kime oy verirseniz verin, İlk öncelikle bu ülkenin geleceğine oy vereceğimizi kesinlikle unutmayalım. Evet. Yani geçmişte, tarihimizde vatandaşlarımız biliyor ki gitsin de ne olursa olsun dedikleri rahmetli Turgut Özal'dan sonra bile ülke ne tür zorluklarla karşılaştı. Sırf egoist düşüncelerle değil, bence kalbi bakmak lazım. Bence geleceğimize yönelik bakmak lazım. Ben o yüzden milletimizin ferasetine sonsuz güveniyorum. İnşallah da kazanan ülkemiz ve milletimiz olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun.